Hulusi Kentmen. Şimdi, Hulusi Baba, Allah rahmet eylesin, benim kaç filmde babamdı, kaç filmde komiserimdi, kaç filmde amcamdı hatırlamıyorum. Ama o kadar sempatik bir adamdı ki ve iyi aktördü. Fakat Hulusi abinin asıl mesleğini bilen yoktur. Bahriye Asubayı'ydı. Ve Kasımpaşa Deniz Kuvvetleri de Kuzey Saha Deniz Komutanlığı. Cezaevi müdürüydü. Öyle mi? Tabii. Cezaevine Hulusi Baba bakardı. İdare ederlerdi onu. Filmlerde de oynardı. Çok seviliyordu çünkü. Hem Bahriye camiasında çok sevilirdi. Hem de sinemada. Sevmeyen yoktu Hulusi Baba'yı. Sarıyer'de bir film çekiyorlar. Bu Osmanlı Paşası rolünde. Ara verilmiş. Kapının önüne çıkmış Hulusi Baba. Paşa kıyafetiyle. Abi Kalender Ordu evinden şey çıkmış. komutanın arabası. Tuamiral. Yahut da bakayım Koramiral'dir orası. Tamam, Koramiral. Çıkmış. Geçerken abi Hulusi Baba görmüş onu. O da onu görmüş, göz göze gelmişler. Osmanlı Paşası aslında Assubay. Çok fazla. Neyse araba geçmiş, komutan. Hulusi Baba hemen içeri girmiş. Beni paydos yapın demiş, ben gidiyorum. Hemen sivillerine girmiş, kendi arabasına atlayıp kısa yoldan Kasımpaşa Ordu evine gelip Bahriye üniformasını giymiş ve komutanın kapısının önünden geçerken, özellikle yapıyor onu, komutan demiş ki, Hulusi Bas Çavuş, buyur komutan demiş. Ya sana bir şey soracağım demiş. Senin ikiz kardeşin var mı demiş. Allah Allah. Var komutanım demiş, filmlerde oynar demiş. Allah Allah. Komutan demiş ki, tamam anlaşıldı, peki demiş, selamını çakmış. Şimdi komutanın bunu bilmemesine imkan var mı? İdare ederlerdi Hulusi Baba'yı. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Yani hem Deniz Kuvvetleri'nde görev yapıyor hem de o sırada filmlerde oynuyor. Filmlerde oynuyordu. Demek ki çok sevilen bir insanmış. Çok sevilen. Hem o camiada hem sinema camiası. Filmlerde çok babacan roller oynadı. Özel hayatında da öyleydi. Gerçekten öyle miydi? Gerçekten öyleydi. Çok tatlı adamıydı. Allah rahmet eylesin. Şimdi Müjdat cezaevinden bahsetti. O geçmiş yıllarda böyle dedektörler falan yok. Adamın biri cezaevine silah sokacak. Ne yapsın? Evde pişirilen büyük bir ekmek. İçine silahı koymuş. Görünürde ekmeği götürüyor. Fakat ağırlığından mı neden? Oradaki görevliler huylanıyorlar. Ekmeği kırıyorlar, tabanca çıkıyor. Nedir lan bu diyorlar. Abi ne bileyim, ekmekler çok bozulmuş diyor. Güzel. Nerede çıkıyor? Kalemden şeyi çizdin mi, Ateş Böceği Ercan'ı? Yok, onu çizeceğim işte. Çizeceğim değil mi? Tabii. Ya Ateş Böceği Ercan, bulmaca kralı biliyorsun. Evet. Ve hasta Fenerlidir. Buradan kendisine sevgilerimizi, saygılarımızı, ya, selamlarımızı gönderiyoruz. Senin oylamanda bel fıtığından yatıyordu. Evet. Şimdi bir yere gitti bir doktora, o iyi gelmiş, onu anlatıyor. Her sabah bana rapor veriyor telefonla abi. Kuru kayısı yedim, üstüne su içtim, iyi gelir mi? Yani her türlü raporu veriyor bana, anlatabiliyor muyum? Şimdi bu Hekimüren ateş böcekleri olmadan sahneye çıkmazdı illa. Maksim'de mi çalışıyor, Ankara'da mı, İzmir Fuarı'nda mı? İlla ateş böcekleri olacak Ercan'ın. Bu 38 sene abi ut öğrenmeye çalışıyor. 38 yıl ve hiç çalamıyor. O kadar kötü ut çalıyor ki anlatamam. Allah Allah. Evet ya. Ben bugün sabah bir arkadaşımı kaybettim. 78 yıllık. Başın sağ olsun. Arkadaşım Hayri, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Oradan döndüm, geldim, bu aradı beni. Dedi ki, sana biraz ut taksimi yapayım. Aman aynı günde iki acı haberi duymak istemiyorum. Abi nasıl kötü çalıyor biliyor musun? Ekranda şu anda. Ha, bu kadar. Şimdi öğrenemiyor da. Mesela bunun partneri Yalçın her sazı çalardı.
Bu öyle ama bunların başından geçmiş. Yedi Kocalı Ünlüsü koymuştum ya ben eski yıllarda. Evet. Ayşen Gurda ile bir sahnesi var. Bu Rumeli'li hallaç oynuyor bu. Tamam mı? O sıralarda da rahmetli Kamer Genç'i kameralar yakalamıştı. Biliyor musun? Evet. Çiçek. Taksı meselesi. Çiçek sulama. Kameralar yakaladı. Nur içinde yazsın. O da çok değerli bir siyasetçi. Ne yapıyorsunuz dedi. Çiçek sulamaya geldim dedi. Tamam mı? Abi bu ben de oyunun yönetmeniyim gitmiyorum ama haberleri var ki tuluat yapmasınlar istiyorum. Ayşem buna soruyor. Diye bir adamcık diyor. Rumeli'li bunlar. Neredeydin diyor. Ercan da diyor ki çiçek suluyordum. Alkış alıyor abi. Çünkü o gün basında çıkmış bu haber ve ekranlarda çıkmış. Ondan sonra Ayşe'nin uykusu kaçıyor. Ben bu herife nasıl cevap veremedim diye. Tamam mı abi? Ertesi gün oynuyorlar gene. O sahne geliyor. Ya, neredesin mi adamcık diyor. Ercan diyor ki çiçek suluyordum. Deyince alkış geliyor. Ayşen dönüyor buna. Bütün gece kurmuş abi bunu. Ne? Çiçek suyu. Sen önce evdeki çiçeği sula. İkimizle Ayşen Gruda'ya alkış geliyor bu sefer. Ayşen'le bunlar çok kapışırlardı. Ve Ayşen tiyatroda inanılmaz bir, gerçi sinemada da Ertem Eğilmez filmlerinde de Hababam sınıflarında filan da muhteşemdi ama rahmetli. Domates güzeli. En son işte Kandemir'in yazdığı Sevgi Müzikali'nde beraber oynadığımız tiyatro. Ayşe'nin şeyi anlatsana Altan abiyle, Altan Erbulak'la. Abi. Onu anlat. Altan Erbulak kısa boyluydu ya. Kırmızı frak ve siyah pantolon, beyaz gömlek giymiş. Ondan sonra sahnede ama bir yok anlatılmaz bu. He? Hem adını söyleyeceğimiz şey... yasak mı? Madde yasak. O da yasak. Aman evet. aman. Evet o da yasak. O zaman senin kendi olaylarından bahsedelim. Kendi kendimize gülelim. Sanki anlatmışsın gibi. Hayır markası da yasak. O madde de yasak. Evet. Tabii tamam. Sigara sağlığa zararlıdır. O da yasak. Bak şimdi o Uğur'cum şey dedi ya sağlığa zararlı falan aklıma bunun sağlıkla ilgili bir şey geldi. Değil ama. Bir gün şeyde otururken telefon çaldı. Müjo telefonda çok böyle kırgın bir ses, kırık bir ses. Kandı. Ben şu anda Osmanoğlu kliniğinde yatıyorum. Ben tabii çok hayret ettim. Yapma ya ciddi misin falan. Evet 9 tane de doktor konsültasyon yaptı. Evet. Ne dediler? Hiçbir şeyin yok dediler. Öyle. Böyle absürt durumlar çok olur. Abi o zamanlar gençliğimde evhamlıydım ben. Sen biliyorsun zaten. Profesör Sabahattin Kerimoğlu vardı işte. Bir kere anlattım onu ya. Gittim ona hocam dedim bu hastalığı bende ne zaman geçer dedim. Merak etme 50'den sonra geçer dedi. Niye dedim? Çünkü 50'den sonra hastalıkların kendisi gelmeye başlar. Evham gider dedi. Doğruymuş abi. Doğruymuş. Yani... İdare edeceğiz. Bundan sonra daha kaç sene yaşarız ki ya? 50 sene yaşasak kar. Hakikaten. Şurası da değil mi? Hangi hikayede o?